Merhaba Mastermind izleyicileri. Kısa bir süre önce başladığım düz dünyanın varlığını iddia eden videoların kirli çamaşırlarını çıkarmaya hız kesmeden devam ediyorum. Bu videoyu hazırlayan arkadaşlar yine İngilizce bir videoyu neredeyse olduğu gibi, yani hiç değiştirmeden ve araştırmadan Türkçe'ye çevirip yayınlamışlar. Yapmış oldukları saçma sapan açıklamalarla düz dünyayı kanıtladıklarını iddia ediyorlar ve ben de bu iddialarını tek tek çürütüyorum. Bu insanların yeterli bilgi sahibi olmayan ve araştırma yapan iyi niyetli insanları kandırma eğiliminde olduklarını tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Bu kişiler sizlere yalanları doğru gibi gösteriyorlar. Hadi doğru diye anlattıkları, ispat diye gösterdikleri seçeneklere tek tek bakalım ve aslında gerçekler neymiş onları söyleyelim. Uzay belki son sınır olabilir. Tabii Hollywood stüdyolarında. Red Hot Chili Peppers. Öncelikle bu videoyu hazırlarken başta birinin sözünü kullanarak başlamışlar. Red Hot Chili Peppers. Bu sözü söyleyen kişiyi kim zannederek buraya yazdıklarına inanın çok merak ediyorum. Red Hot Chili Peppers bir pop müzik grubudur ve bu sözü onların Californication şarkısındaki bir kısımda geçer. Ancak bu şarkıyı da çok iyi bilmiyorlar olsa gerek, sözü Türkçe'ye yanlış ve eksik çevirmişler. Şarkının bu kısmı şu şekildedir aslında. Batılılaşmak, Hollywood'un dünyaya pazarladığı şey ve Hollywood'un merdiven altlarında tasarlanan batılılaşmanın sınırı belki de uzaya kadar çıkabilir. Yani bir sınırı yoktur. İsteyenler bu grubun Californication şarkı sözlerini internetten araştırıp kendileri de görebilirler. Yeryüzünün uzaydan çekilmiş tam ve gerçek bir fotoğrafının hiçbir zaman olmadığını biliyor muydunuz? Bu görsellerin öyle olduklarını sanıyorduk ama NASA bile bu görsellerin Photoshop'ta yapıldığını kabul etti. Bunların hepsi kompozit ve bilgisayar yapımı görseller. Zaten yakından baktığınızda her birinin arasındaki uyuşmazlığı hemen fark ediyorsunuz. Kıtalar boyut olarak birbiriyle uyuşmuyor. Ayrıca bulutları oluşturmak için Photoshop'taki klonlama aracının nasıl kullanıldığını görebiliyoruz. Hatta NASA herkesle dalga geçerek bir dünya görselinin baş aşağı çevrilmiş halinde bulutların üzerine Photoshop'la seks kelimesini yazmıştı. Canları mı sıkılmış? Dünyanın uzaydan çekilmiş gerçek bir fotoğrafı olmadığından bahsedip Photoshop'la yapılmış bazı görsellerin kıyaslamasını paylaşmışsınız. Öncelikle günümüz teknolojisinde binlerce teknolojik uygulama ya da program dünya modelleriyle çalışıyor ve bunların hepsinin gerçek dünya görselleriyle çalışması düşünülemez. Tabii ki Photoshop'larla ya da başka şekilde bilgisayar ortamında dünya görselleri üretilecek. Bundan çok daha doğal bir sonuç düşünemiyorum. Bahsetmiş olduğunuz görsellerde kıtaların birbirleriyle farklı olduğundan, bunların bile birbirleriyle örtüşmediğinden, dolayısıyla NASA'nın yalancı olduğundan bahsetmişsiniz. 1. Bu fotoğrafların hepsinin NASA tarafından yayınlandığını ispatlayabilir misiniz? 2. Bu fotoğrafların üretilme amaçlarının ne olduğunu biliyor musunuz? Belki bazı üretilen fotoğraflarda kıtaların o kadar önemsenmediği çalışmalar yapılması yetiyordu ve o dünya görsellerinde kıtalar çok detaylı çalışılmadı. Her yapılan dünya görseli birebir dünyaya benzeyecek diye bir şart yok. Belki sadece görsel olarak dünyayı temsil etmesi yeterliydi o an için. Mesela ilkokul seviyesinde bir eğitim için dünya görseli hazırladığınızda kıtalara önem göstermeyebilirsiniz. Ama hava durumu ile ilgili bir çalışmada bırak kıtayı, dağlara kadar detaylı çalışmalar yapmanız gerekir. Yani fotoğrafların kullanım amaçları nedir bilmeden ve bu fotoğrafların birebir dünyanın kopyası olduğunu belirten hiçbir kaynak yokken ve ayrıca bu fotoğrafların hepsinin NASA tarafından da yayınlandığını ispatlayamıyorken nasıl insanları yanlış yönlendirip NASA'nın yayınladığı fotoğraflarda bile farklılıklar var diyebilirsiniz. En sonda paylaşmış olduğunuz seks yazan dünya görselinin NASA tarafından yayınlandığını ispatlayamayacağınıza bahse girerim. Photoshop'la uğraşan herhangi bir gencin rahatlıkla yapabileceği bir görseli kaynak belirtmeden nasıl NASA'ya mal edebilirsiniz? Ayrıca sizin dünyanın gerçek bir fotoğrafının olmadığını iddia ederken zerre kadar çevrenizi dahi araştırmadığınıza yemin edebilirim. Şimdi sizlere onlarca gerçekten dünyanın fotoğrafı olan ve uzaydan çekilmiş görseller paylaşıyorum. Hatta bazı videolar. Bunların kaynaklarını da belirtiyorum ki araştırmak isterseniz araştırabilirsiniz. İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Yazık, günah.
20 Temmuz 1969 yılında Apollo 11 uçuşu sırasında astronotun çekmiş olduğu dünya fotoğrafı tamamıyla gerçek bir fotoğraftır. Hava olaylarını uzaydan gözlemlemek adına uzaya fırlatılmış Xiaomi MPP uydusunun 2015 yılında çektiği fotoğraftır. Derin Uzay İklim Gözlem Uydusu'nun 2016 yılında çektiği bu görselde ise Ay'ın gölgesi dünya üzerinde çok rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Rosetta uzay aracının Çoryumov kuyruklu yıldızına doğru giderken kaydetmiş olduğu bu fotoğrafta Antarktika kıtası çok net bir şekilde görülebiliyor. Fotoğrafın tarihi 2009. 1972 yılında Apollo 17 uçuşunda kaydedilmiş bu fotoğraf, Dünya'dan yaklaşık olarak 42 bin kilometre uzaktan çekilmiştir. Bu görsellerden de anlayacağınız gibi gerçek dünya görüntülerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Daha bunlar gibi yüzlerce görsel mevcut. Ancak ben videoyu çok uzatmamak adına burada kesiyorum. Uzay ortamında çekildiği söylenen bütün kamera görüntüleri sahte. Görüntülerde su baloncukları ve çok dayanıksız uzay aracı kapakları gibi bu görüntülerin gerçek olmadığını resmen gösteren şeyleri sürekli görüyoruz. Astronotların paylaşmış olduğu bu görüntülerin hiçbirisi sahte değildir. Bahsetmiş olduğunuz su baloncuğunun su baloncuğu olmadığını bir önceki videoda açıklamıştım. Ama görüyorum ki her videoda aynı şeyleri kullanmaktan vazgeçmiyorsunuz. Yukarıdaki linkten su baloncuğu denilen şeyin ne olduğunu izleyebilirsiniz. Dayanıksız kapaklara gelince, keşke biraz daha araştırsaydınız. Google masanızda biraz baksanız o kapağın dış kapak olmadığını, ısı yalıtımı için kullanılan iç kapak olduğunu siz de göreceksiniz. Uzay istasyonunun birçok kapısında birden fazla kapak bulunur ve bu görseldeki kapak içeride bulunan ve yalıtım için kullanılan kapaktır. Seslendirme yapan arkadaş bunu dış kapakla karıştırıyor. Merak edip ne olduğunu araştırmıyor bile. ISS'in kamera görüntülerinde ise green screen, yani yeşil perde kullanılarak görüntülerde yerçekimsiz ortamda çekilmiş efekti veriliyor. Eminiz, daha nice yöntemleri vardır. Araç gökyüzünde havaya doğru uçarken ekipten bazılarının baş aşağı yere doğru düşmesi ve bu yeşil perde önündeki kadının biraz yamuk durduğu için kendini zor tutuyor oluşu apaçık ortada. ISS'teki bütün görüntülerin yeşil ekran önünde çekildiğinden bahsedip duruyorsunuz. Bu görüntülerin yeşil ekranda yapılmadığını, aslında yeşil görüntünün sonradan bilgisayar ortamıyla bu görsellere eklendiğini açıkça görebilirsiniz. Bu çok basit bir işlemdir ve yeşil ekranda çekim yapılmış izlenimi vermek adına kötü insanlar tarafından yapılmıştır. Görsele dikkatlice bakın. Bu görselin gerçek görüntüsü uzay aracının göründüğü görüntüdür. Yeşil ekran sonradan eklenmiştir. Uzay aracının beyaz görselleri kadının saçlarının olduğu yerde hala bellidir. Çünkü saçlar gibi çok detay isteyen yerlerde arka görüntüyü kaldırmak çok zor olduğundan oralardan kaldıramamış yeşil ekranı koymak isteyen şahıs. Aynı şekilde kadının tişörtünün altta kalan yan tarafına baktığınızda yine arka görüntünün kesildiği yerleri beyaz olarak görebilirsiniz. Ya da mikrofonun kablosunun yanlarına bakın. Yine beyaz olarak aslında gerçek olan fondaki uzay aracının kanıtları oralarda mevcut. Bu görseli hazırlayan kişi kadının saçlarının üst kısmını da bulanıklaştırarak arkadaki beyaz ve kapatmaya çalışmış. Ama saçların tel tel görüntüsü kaybolarak saçma sapan kahverengi bir plakaya dönüştürmüş. Saçların alt kısımlarına dokunmamış ve orada saç yine tel tel görünüyor. Ama arkadaki beyaz tonda apaçık ortada. Kadının yamuk durduğu için kendini zor tutuyor olmasına ise şunu söylemek lazım. Kadın kendini zor tutmuyor. Yıllardır yaşamını sürdürdüğü dünyada aynı hareketi yapmaya kalksa düşeceğini bildiğinden beyni savunma mekanizmasıyla kadını korumaya çalışıyor. Çünkü o ortam ne beynin ne de kadının alışık olmadığı bir ortam. Ve sonunda kadın kendini bırakarak düşmeden havada asılı kalıyor. Dünyanın pek çok ülkesi bu sahte uzay görüntülerini yapıyor. Çünkü bu işlerde iyi para var. Sadece NASA bu tip görüntülerden 2016 yılında kasasına 18,5 milyar dolar koymuştur. Sebep ortada mı? Evet, kesinlikle. Bu sahte görüntüleri herkesin yaptığından bahsetmiş arkadaş. Ama bu görüntüler ne yazık ki gerçek. NASA'nın 2016 yılında
18,5 milyar dolar para kazandığını iddia ettiği görsel NASA'nın 2011 yılı bütçesidir ve orada yazan yazının Türkçesi aynen şudur. NASA'nın 2011 yılı bütçesi 18,4 milyar dolar olarak açıklandı. Bu bütçe Amerikan hükümetinin toplam bütçesi olan 3,4 trilyon doların binde beşine denk gelmektedir. Ya da başka bir deyişle akademik ve bilimsel araştırmaların %35'ine karşılık gelmektedir. Top şeklinde olan bir şeyin kıvrımlarının görünmesi gerekir. Ama nereye ve ne kadar uzağa bakarsanız bakın, en ufak bir kıvrım görmüyorsunuz. Bunun kanıtı denizin üzerinde kalan yerlere uzak mesafeden baktığınızda daha net ortaya çıkıyor. Bunun çok fazla örneği var. Deniz fenerleri en iyi örnekler olabilirler. Dünyanın yuvarlak olmadığını ispatladığı kitabında Howard Henry bu yalanı ortaya çıkarıp deniz fenerlerinin yuvarlak dünyada gözle görülememesi gerektiği konusunda bizlere pek çok örnek veriyor. Belirli bir mesafeden sonra mutlaka kendisinin veya yaydığı ışıkların kıvrımın arkasında kalması gerekeceğini söylüyor. Yuvarlak dünya için verilen kıvrım formülü 1,6 kilometrede 20 santimetrelik bir eğim olacağını gösteriyor. Ama biz hiçbir yerde bunu göremedik. Bu hesaplamaların nasıl yapıldığından da haberiniz olmadığını eminim. Fakat endişelenmeye gerek yok. Dünyanın kıvrımını kolay hesaplayabileceğiniz bir site mevcut. Burada görebileceğiniz gibi mesafeyi ve gözlemcinin yani sizin yüksekliğinizi yazıyorsunuz. Ve o mesafede kıvrımın ne kadar olacağını size hızlıca hesaplıyor. Ufuk çizgisinin sizden ne kadar uzakta olduğunu da buradaki hesaplamalardan görebilirsiniz. Dünyanın kıvrımının görülebileceği uzaklık her zaman bizim gördüğümüz ufuk çizgisinden daha uzakta olduğu için kıvrımı normal insan yüksekliğinden gözlemleyemiyoruz. Çünkü dünyaya göre çok küçüğüz. Aslında ufuk çizgisi dünyanın büyüklüğüne göre o kadar küçük bir alan ki mesela Teksas'taki Morgan Kulesi'ni örnek alırsak ufuk çizgisinin sadece 57 kilometre uzakta olduğunu görebiliyoruz. Bunu da dünyanın büyüklüğüne göre kıyasladığımızda neredeyse nokta kadar bir büyüklükte ve bu mesafede dünyanın kıvrımını görmek imkansız. Kıvrımı görmek için yeterince görüş olmaması yanlış gözlem yapıldığının güzel bir açıklaması oluyor bu durumda. Oysa aynı matematiksel hesapta dünyanın eğimini görebilmemiz için 20.000 kilometre yukarıya çıkmamız gerekiyor. O zaman eğimi görebileceğimiz net görüş alanına sahip olabiliyoruz. Yine aynı sitedeki hesaplamaları kullanarak uzaktaki bir cismin dünyanın kıvrımından dolayı ne kadarının görünmediğini de hesaplamak mümkün. Mesela bu örnekte New York Gölü'nden Toronto şehrine bakılıyor ve aralarındaki mesafe yaklaşık 45 kilometre. 45 kilometre mesafe ve bizim boyumuz hesaplamalara girilince ufuk çizgisinin yaklaşık 5 kilometre mesafede olduğu ve bunun arkasında kalan cisimlerin dünyanın kıvrımından dolayı tamamının görülemeyeceği açık şekilde belli oluyor. Toronto şehrinin yerden yaklaşık olarak 148 metresi kıvrım etkisinden dolayı görülemiyor. Bu da tamamen bizim gördüğümüzle uyuşuyor. Görseldeki kuleye baktığımızda kulenin alt tarafından yaklaşık 150 metrelik kısmın görünmediği net bir şekilde ortada. Sahte kıvrımları gördüğümüz bir diğer yer ise balık gözü lenslerle çekilmiş görsellerdir. Bu lensler ufuktaki düz bir çizgiyi yuvarlak göstermek için tasarlanmıştır. Fotoğrafta düz bir çizginin doğasını algılamak çok kolaydır. Tabii bir fotoğraf karesinin tam ortasında olduğu zaman. Buradaki balık gözü kamerada da yine algı yanılması yapılmaktadır. Balık gözü kameralar daha geniş açıları çekmek için tasarlanmıştır. Düz bir cismi kıvrımlı ya da eğimli göstermek için değil ve merkezinden geçmeyen yani kenarlara yaklaşan görüntülere eğmeleri özellikleridir. Burada balık gözü kamerada ufuk çizgisini merkeze odakladığımızda görüntü düzleşiyor. Çünkü zaten eğimi sağlıklı algılayamayacak bir yükseklikte bu kayıt yapılıyor. O nedenle ufuk çizgisi düzken merkezden uzaklaştırıp yukarı ya da aşağı kaydırdığımızda kamera eğim veriyor. Ama önemli husus şu, eğer bahsettiğim gibi 20.000 kilometre yüksekliğin üzerine çıkıp bu kayıt yapılmış olsaydı o zaman ufuk çizgisi kameranın merkezinde de eğik görünecekti. Ve ufuk çizgisini aynı şekilde yukarı doğru kaydırdığımızda eğim daha da artacaktı. 3 numara. Hareketsiz, sabit dünya. Saatte 1600 küsür kilometre ile kendi ekseni etrafında dönen ya da güneşin etrafında inanılmaz bir hızla savrulan bir dünyayı
ne hiçbirimiz gördük, ne kaydettik, ne de hissediyoruz. Böyle bir hareket hiçbir zaman ölçülmedi. Bunlar sadece teorilerde speküle edildi. Tekrar edilebilir deneyler ve bilim sayesinde dünyanın hareketsiz olduğunu rahat bir şekilde kanıtlayabiliyoruz. Gayroskop, bilinen adıyla söyleyelim, jiroskop, uzay ortamına uyum sağlayacak şekilde sabitliğini koruyan ve bükülmeyen bir deney aracıdır. Ve eğer üzerinde bulunduğu zemin yuvarlak dünya gibi hareket halindeyse ve dönüyorsa, onun da dönen ve eğimlenen bir hal alması gerekirdi. Yani özet olarak dünya dönüyor olsaydı, gayroskopta bu hareketi net şekilde görürdük. Ama tam aksine, en ufak bir hareket görmüyoruz. Buradaki iddiaları ise dünyanın 1600 km hızla gitmediği, bunu da matematikle ispatlayabildiğini söyleyen bu arkadaşın matematiğin hangi konusuyla bunu ispatlayabildiğini sormayı çok isterdim. Hangi matematik ve tekrar edilebilen bilim dünyanın sabit olduğunu söylüyormuş? Dünyanın kendi ekseni etrafında ve güneş etrafındaki hareketin ispatlayamadığını söyleyen kişi kesinlikle fizikten anlamıyordur. Vektörel hızların ne olduğunu bilmiyordur. Burada vektörel hızları anlatacak değilim. Ancak sürekli bahsettiğim bir örnek var. Konuyu anlatmak adına burada da bahsediyorum. Bir otobüs düşünün saatte 100 km hızla ve bir uçak düşünün saatte 1000 km hızla giden. İkisinin de içinde bir sinek hayal edin. Sinek o araçların içinde hareket ederken o araçların hızını hissediyor mu sizce? Ya da siz o araçların içinde hareket ederken o araçların hızını hesaba katarak mı hareket ediyorsunuz? Güneşin hareketi de gezegenlerin hareketi de gözlemlenebilir ve hesaplanabilir. Hepsi matematikle ve seslendiren arkadaşın da dediği gibi tekrar edilebilir, bilimle açıklanabilir. Bu sonuçlara ulaşmak günümüz teknolojik şartlarında çok kolaydır. Lütfen biraz fizik araştırması yaparak yer, yön, hız, açısal hız, vektörel hız nedir biraz kurcalayın. Jiroskopa gelince, zaten bu cihazın kullanılma amacı ortam şartlarından ve kuvvetlerinden etkilenmeden hareketine devam edebilmesidir. Bu şekilde yer, yön, eğim gibi ölçümleri sağlıklı yapabilecek referans olabilmektedir. Dünyanın dönmesiyle hareket etmesini gerektirecek bir algı oluşturmak son derece yanlış. Tamamen sabitiz ve hiçbir yere gitmiyoruz. Michelson-Morley deneyi de bu durumu kanıtlamıştır. Deney dünyanın kesinlikle dönmediğini söyleyince Einstein ortaya çıkmış ve görecelik teorisini ortaya koymuştur. Bu bir teoridir ve hiçbir zaman tam olarak ispatlanmamıştır. Bu videoyu seslendiren şahsın bahsettiği şeylerden zerre kadar bilgisi olmadığını üzülerek size tekrar ispatlıyorum. Michelson-Morley deneyi dünyanın dönmediğini ya da hareket etmediğini ispatlamak için yapılmamıştır. Işığın hareketini gerçekleştirirken içinden geçtiği ortamlarla etkileşimini gözlemlemek üzere yapılmış bir deneydir. Dünyanın ve Güneş sisteminin uzayda hareketi sırasında eter adı verilen kuramsal bir ortamda hareket edip etmediğini araştırmak için yapılmıştır. Deney başarısız olmuştur ve sonuçta Dünya'nın ve Güneş sisteminin uzayda boşlukta olduğunun kanısına varılmıştır. Daha sonra Einstein buna rakip olarak değil, o çalışmaları temel alarak görelilik kuramını oluşturmuştur ve bu kuram kuantum fiziğinin en temel yapı taşıdır. Ama bu arkadaş gelmiş, Einstein'ın görelilik teorisini küçümseyerek ne olduğunu bile bilmeden sadece teoridir deyip geçiştiriyor. Oysa Einstein'ın Michelson-Morley deneyinden sonra çıkan verileri kullanarak görelilik teorisini geliştirdiğinden haberi dahi yok. Teleskoplarla ilgili yapılan bir deneyde de teleskopların yıldız ışıklarını yakalamak için belirli bir eğim olması gerektiği ve bunun dünyanın güneş etrafındaki hızından dolayı olduğu söylenmişti. Sonra bu teleskopların içine yıldızlardan gelen ışıkların yavaşlatılması ve daha iyi görülmesi için su koyuldu. Bu işlemden sonra teleskopların yıldız ışıklarını yakalamak için belli bir açıya sahip olmaları gerekmediği, yani bunun dünyanın güneş etrafındaki dönüşüyle alakası olmadığı kanıtlandı. İnanın şaşkınlıkla dinliyorum bu yorumları. Teleskopların içine su mu kondu dedi? Bana bir tane su ile çalışan teleskop gösterebilir misiniz? Teleskoplarda su yoktur. Hiçbir zamanda olmadı. Bu 5 derecelik teleskop videosunu nereden buldular, neyi kafalarına göre Türkçe'ye çevirdiler bilemiyorum ama teleskoplar gözlem yapılmak istenen cisme göre konumlandırılır. Yani her teleskop 5 derecelik açıyla konumlandırılmaz. Ayrıca hem Dünya, hem Güneş sistemi, hem de gözlemlenen gezegen ya da yıldızlar hareket etmektedir. Uzayda sabit duran bir şey yoktur. Yani burada açıklanan teleskop hikayesi tamamen
uydurmadır. Hiç göz önünde bulundurulmamış bir diğer enteresan gerçek daha var. Yolcu uçaklarının iniş yapabilmek için havada yapmış olduğu her türlü manevralar. Bu manevralar tek bir yöne doğru saatte binlerce kilometre hız yapan bir zemin üzerinde mi yapılıyor? İniş yapmaları için bu imkansız olurdu. Ayrıca uçaklar dönen kürenin döndüğü yönün tersine doğru uçtuklarında uçuşun çok daha kısa sürmesi gerekmez miydi? Uçuş simülatörlerindeki pilotlar için her zaman düz ve dönmeyen bir yeryüzü kullanılır. Ve bu eğitimler herkesin sağlığı için çok büyük önem taşıyor. Burada bahsedilen hareketsiz uçuş simülatörleri doğrudur. Ama iddia edilen şey tamamen yanlış, diğer her şeyde olduğu gibi. Bu yorumu yapan arkadaşın vektörel hızın ne olduğundan yine ne yazık ki haberi yok. Bu noktada şu soruyu tekrar sormak istiyorum. Bir uçakta olduğunuzu düşünün. Uçaklar saatte 1000 km hızla uçuş yapan araçlardır. Uçağın içinde giderken bu hızı hissediyor musunuz? Ayrıca uçağın içinde istediğiniz yöne rahatlıkla hareket ediyorsunuz. Sağa, sola, ileri ya da geri gitmek için uçağın hızını hesaba katıyor musunuz? Bunu çok daha iyi anlamak için fizikteki vektörel hızları çok iyi biliyor olmalısınız. Uçak hareket halindeyken bütün sistemde onunla birlikte hareket etmektedir. İşte aynı durum Dünya ve Güneş sistemi için, hatta Samanyolu galaksisi ve diğer galaksiler için de geçerlidir. O nedenle Dünya saatte 1600 km hızla giderken siz içinde rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz. Aynı uçağın içinde 1000 km hızla giderken rahatlıkla yer değiştirebildiğiniz ya da su içip yemek yiyebildiğiniz gibi. Bükülemeyen su. En başta suyun doğası, üzerinde oynanmadıkça zaten her zaman düzdür. Her zaman kendi seviyesindedir. Asla kıvrılmaz veya bükülemez. Bu yalnızca yüzey gerilimi dediğimiz anda gerçekleşir. Ama yüzey geriliminde de okyanuslarımızdaki gibi dalgalar yoktur. Su seviyesi ya da rakım diye geçen bir şey var ve bunun ismine su seviyesi yerine su eğilme seviyesi denmemiş olmasının bir sebebi olmalı. İçinde bulunduğu şey ne olursa olsun, su yüzeyde her zaman düz kalır. Bu yorumu artık açıklama dahi yapmak istemiyorum açıkçası. Su nasıl düz kalabilir? Bu nasıl bir mantıktır? Ya da nasıl bir yorumdur? Bir balonun içine su doldurduğunuzda su düz mü kalır? Ya da bir futbol topunun içine su bastığınızda suyun neresi düz kalır? Su her zaman bulunduğu kabın şeklini alır. Yüzey gerilimi ise tamamen başka bir konudur. Bununla bağlamış olmasına inanamıyorum. Dünya üzerinde su dünyadaki eğime göre eğim alır. Ama eğim konusundan biraz önce bahsettim. Biz dünyanın büyüklüğüne göre çok küçük olduğumuz için eğimi görebilmek ancak 20.000 km yukarı çıktığımız zaman olabilmektedir. Ve suyun eğildiğini de ancak o zaman görebiliriz. Matematiğin bile işin içinden çıkamadığı küre modelinin güneş etrafında dönmesi durumunu beyinlerimize sokmak için çok uzun yıllardır çalışıyorlar ve pek çok ünlü şahsiyeti bizlere dünyanın en iyi fizikçileri veya bilim adamları olarak tanıttılar. Unutmayın, Newton ve Einstein'ın söyledikleri sadece teoridir, ispatlanmamıştır. Üzerinde biraz düşündüğünüzde yer çekimi hiç mantıklı gelmiyor. Newton'un yer çekimi teorisi, her objenin bir diğer obje tarafından etkiye uğraması ve bunun kütleleriyle orantılı olduğu üzerine kurulmuştur. Islak bir tenis topunu veya daha ufak şeylerin üzerinde yerleştirildiği başka bir yuvarlak objeyi büyük bir hızla döndürmeyi deneyin. Her şeyin düştüğünü ve uçuştuğunu göreceksiniz. Hiçbir şeyi kendine çekmeyecektir. Bir fizik kuralının varlığını pratikte en ufak bir kanıt olmadan ortaya atmak söylentiden fazlası değildir ve buna bilim denmez. Hangi matematiğin dünyanın şeklini ispatlayamadığını inanın çok merak ediyorum. Matematik dünyanın şeklinde neyi ispatlayamıyormuş? Şaşkınlık içinde izledim videoyu. Ayrıca Einstein ve Newton'ın söyledikleri sadece teoridir deyip geçecek kadar bilgisiz bir arkadaş. Newton'ın kütle çekimi teori değil, kanundur ve bu arkadaş daha bunu bile bilmiyor. Einstein'ın teorileri ise kuantum fiziğinin temel yapı taşlarını oluşturmakla beraber gündelik yaşamda kolay kolay gözlemlenemeyecek konulardadır. Çok derin fizik konularında teoriler ortaya çıkarmış olan Einstein'ın çalışmaları birçok bilimsel alanda insanlığa mal olan keşiflerin ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Kütle çekim formülünde bir kere olsun
kütle çekim hesabı yapmayan bu arkadaşa bir önceki videoda birer kilogramlık iki topun 1 metre mesafede birbirine uyguladığı kütle çekiminin ne kadar düşük olduğunu açıklamıştım. Yine o açıklamayı yukarıda izleyebilirsiniz. Birer kilogramlık iki topun 1 metre mesafede birbirine uyguladıkları çekim neredeyse sıfıra yakın denecek kadar azken bir topun üzerine konan cisimlerin top tarafından çekilmesini nasıl bekleyebilirsiniz? Sosyal mecraların inanılmaz bilgi kirliliğiyle dolup taştığı şu günlerde araştırmalarımızı lütfen kaynağı belli olan noktalardan yapalım. Bu videoda bahsedilen bütün palavraların kaynağı bile belli değil, hatta bazıları uydurmadan öteye geçemeyecek anlatımlardır. Buradaki doğru denilen yanlışları anlatarak gerçekleri nasıl saptırdıklarını göstermek istedim. Yayınladıkları birçok videonun ifşasını bu şekilde yapmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. En kısa sürede görüşmek üzere.